arkadaşlar. Bugün sizlerle jeomorfolojinin son konusu olan volkan topografisini işleyeceğiz. Ancak öncesinde volkanlarla ilgili genel bilgiler vereceğim. Daha önce volkanizmayı işlemiştik ama burada bir tekrar yine ayrıntılara değineceğiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda drenaj sistemlerini, drenajları talep etmiştiniz. Yine bundan sonraki videoda, video dersinizde drenaj sistemlerine bakacağız muhakkak. Yine bir yerde sanırım buzul sınırının hesaplanmasında, kalıcı kar sınırı hesaplanmasında geri döneceğiz demişiz. Videonun sonunda dönmemişiz. Onu da, o eksiği de gidereceğim. Yani bundan sonraki dersimizde hem bir genel tekrar hem de eksikleri gidermeye yönelik jeomorfolojide bir çalışma yapacağız ki bir sonraki videomuz klimatoloji olsun. Klimatolojide gayet güzel hazırlıklarımız var. Ve onları da gayet akıcı, açık, net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buyurun, volkan topografisi. Arkadaşlar, volkanlardan çıkan katı sıvı gaz malzeme olarak 3 şekilde malzeme çıkar. Öncelikle sıvı malzemelere bakacağız ki bunlar lavlardır. Ağırlıkla lavlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla lav tiplerini görmekte fayda var. Çokça duymuşsunuzdur. Bunlar tabi Hawaii dilinden gelme olduğu için telaffuzları biraz zordur. Fakat Poeo lavları diyebilirsiniz bunlara. Biz Türkçe'de halat lavlar diyoruz Poeo lavlarına. Eğer volkanik malzeme bir akış, lav bir akış kanalı kendine bulmuşsa hızlı bir akış söz konusudur bir kanaldan. Üstten itibaren katılaşan lav altta sıkışmaya başlar. Havayla temas eden üst kısmı sıkıştığında altta katılaşmaya ve kıvrılmaya başlar. Katılaşıp sıkıştığında, üst katılaşıp alt tarafı sıkıştırdığında alttaki lav kıvrılmaya başlayacaktır ve adeta bir halat görünümünü alacaktır. Burada en önemli unsur o zaman lavın akışkan bir yatakta olması, bir yatak bulup akışkanlık kazanması. Kanalize olması, yani bakın vadilerde kanalize olması. Dolayısıyla halat lavların oluşumu bu şekilde açıklanabilir. Daha sonra bir yeri doldurmaya ve hızla, bakın düz bir alanla karşılaştığında ise orada hızla birikmeye başlarlar. Halat lavlar, yani Poeo lavları diyebilirsiniz bunlara. Fotoğrafta da gayet net halat biçimi, özellikle soldaki şu fotoğrafta gayet net görülüyor. AA lavları ise, bakın bunlar daha düz alanlarda, yine yüzeysel soğuma söz konusu. Blok blok soğuyor ama bloklu lav değil, karıştırmayalım. Belli bölgeler soğuyor, çöküyor. Çökerken alttaki hala sıcak olan ve katılaşmamış akışkan olan lav yüzeye doğru çıkıyor. O da soğuyor ve sürekli olarak böyle parça parça soğumalar, plak plak soğumalar neye neden oluyor? Köşeli, sivri bir yapı oluşturmasına neden oluyor. Bakın fotoğraflarda gayet net görülüyor. Ve AA lavları meydana geliyor. Hatta AA lavların oluşturduğu arazilere leçelik araziler diyoruz ki bu ülkemizde de Hatay Hassa'da mevcut bir arazi yapısıdır. Leçelik arazi AA lavların bazik bileşimli, gaz oranı ve kinematik viskozitesi yüksek. Dolayısıyla akışkanlığı çok kötü olan, şey kadar değil, birazdan blok lavlar kadar kötü değil ama akışkanlığı kötü olan lavlardır. Yani halat lavlar kadar akışkan değildir. Akışkanlığı daha kötüdür. Dolayısıyla dediğim gibi parça parça soğuma, aradan çıkışlar, sivri sivri köşeli yapıların oluşmasına sebep olur. Bunlara AA lavları deriz. Yastık lavlar su ile ilgilidir. Su altında özellikle soğuyan lavların oluşturduğu, adeta bakın pillow lavlar da diyebilirsiniz bunlara. Pillow ya da diğer ifadeyle pillow'u buraya yazıyorum. Pillow lavlar da zaten pillow yastık anlamına geliyor. Bunlar suyun altında hidrostatik basıncın etkisiyle ters damla şeklinde ama daha çok yastığı andırdığı için bunlara yastık lavlar ya da bir başka ifadeyle pillow lavlar diyoruz. Blok lavlar ise akışkanlıkları çok kötü olan, viskozitesi yüksek, dolayısıyla akışkanlığı çok kötü ve en yavaş olan lav akıntılarıdır. Çok kalın bir tabaka halinde akarlar. Büyük bloklar halinde birikirler. Oluşturdukları morfolojik, bloklu, pürüzlü, dik yamaçlı yapılar da vardır. Hemen o yapıları size gösterelim. Bakın işte bu blok lavların soğumasıyla oluşan
Yapılar aşağıda gördüğünüz gibi bazalt sütunlarını, o meşhur sütunları meydana getiriyor. Bunlar çok katı oldukları için bir yerde sıkışarak düşey doğrultuda blok blok birikmelere sebep oluyorlar. Ve dolayısıyla bakın, yerleşmiş lav akıntısının zamanla soğuması sütunsal soğuma yapılarını geliştirir ve böylece bazalt sütunları meydana gelir. O zaman sıvı maddeler olarak lavları saydık ve lavların çeşitlerine baktık arkadaşlar. Poheo yani halat, AA lavları leçelik araziyle sonuçlanıyordu. Yastık lavlar, pillow lavlar su altında soğumaya bağlı hidrostatik basınç altında. Blok lavlar viskozitesi çok yüksek ama akışkanlığı çok düşük olan, kötü akışkanlığa sahip kalın bir tabaka halinde akan ve blok blok biriken ve en nihayetinde de daha sonra da ilerleyen aşamalarda da bu sütunlara, bazalt sütunlarına neden olan yapılardır bunlar. Katı maddeler. Katı maddeler, lavlar hariç hemen hepsine piroklastik maddeler diyoruz. Bakın, piroklastik maddelerin sınıflandırma çeşidi çok fazladır. Ben burada özellikle işte piroklastik çökelleri juvenil piroklastikler diye alıyor. Diğer karmaşık yapılara pek girmeyeceğiz, mineral yapılarına. Fakat piroklastik çökellerin, yani bu katı malzemelerin, lavlardan volkanlardan çıkan katı malzemelerin juvenil piroklastlar olarak sınıflandırılmasında hızlıca bahsedeyim. Volkan bombası, genelde yuvarlak şekilli volkanik kayaç parçalarıdır bunlar. Volkan bombaları bazen elips şeklinde de olabiliyorlar. Katılaşarak volkanik bombaları oluşturuyorlar. Tabi bunlar esasen fırlatılan lav parçaları havada katılaşıp volkanik bombaları oluşturuyorlar. Bunu da belirtelim ama katı malzemeler arasında sayıyoruz. Yine pomzalar, pomza çok meşhurdur. Hatta pomza malzeme artık yapı malzemesi olarak da kullanılıyor. Gözenekli hafif bir yapıya sahiptir bu pomza malzeme. Biliyorsunuz Nevşehir ve Bitlis'te pomza çıkarılıyor ve pomzalar inşaat sektöründe kullanılıyorlar. Sünger taşı, topuk taşı olarak bildiğimiz bu boşluklu hafif olan volkanik malzemeye pomza, hatta ondan daha boşluklu olanlarına skorya adını da veriyoruz. Curuf eşittir skorya da denir. Curuflara skorya adı da veriliyor esasen. Bu önemli bizim için, skoryaları az sonra konuşacağız. Yine lapilliler çeşitleri olmakla beraber bir bezelye tanesi büyüklüğünde olabiliyorlar. Pumis de denir lapillilere. Bunlar da yine lav parçacıklarının soğumuş halleridir. Volkan camı damlacıkları ve volkan camı kıymıkları olarak da bilebilirsiniz. Bunlar da lapillinin esasen çeşitleri. Hatta volkan camı damlacıklarına Pele'nin gözyaşları, Pele'nin saçı gibi aldığı şekle göre ifadeleri de var. Bunlar da lapillerin farklı boyuttaki şekilleri, farklı şekillerdeki halleri. Lapilliler, pumisler, pomzalar, skoryalar, volkan bombaları ve yine volkan blokları, tabii ki onlar direkt katı olarak çıkarlar. Bir volkanın kenar kısımlarının parçalanması sonucu volkan bacasından çıkan doğrudan katı malzemelerdir volkan blokları. Onu da yine juvenil piroklastlar arasında kabul edebiliriz. Bakın, curuflar, skoryalar burada anlatılmış. Genelde bol boşluklu, camsı bir yapıya sahiptirler skoryalar. Ve yüksek demir içerikleri nedeniyle kırmızımsı kahverengi renkte de olabilir skoryalarda. Şurada zaten fotoğrafı pomzaya da benziyor ama boşluklarının daha fazla olduğunu rahatlıkla, daha hafif bir görüntü de arz ediyor. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir de tabi piroklastik kayaçların sınıflandırılmasında şöyle iki farklı yöntem vardır. Bir jenetik sınıflandırma yaparız. Bir de kayacın özelliklerine, granül yapısına bağlı ve mineral yapısına bağlı litolojik. Esasen bizim en çok bildiğimiz volkanik malzemenin litolojik sınıflandırmasını biliriz biz. Ama ben yine de jenetik sınıflandırmayı böyle yüzeyselce bir anlatayım. Bazı malzemeler geri düşme ürünleridir. Pomza ve curuf olmak üzere iki çeşittedir bunlar. Geri düşme ürünleri, jenetik sınıflandırmadan bahsediyorum. Dikkat edin. Volkanik malzemenin, katı malzemenin jenetik sınıflandırması. Bir, geri düşme ürünleri pomza ve curuf olarak iki çeşitte karşımıza çıkıyor. Piroklastik akıntı ürünleri, patlama sonucunda oluşan püskürme kolunun çökmesiyle oluşan ürünlerdir. İgnibritler, pomza akıntıları, blok kül akıntıları olmak üzere üç çeşitte incelenirler. Taban yayılım ürünleri,
Bu dikkat magmanın suyla karşılaşma sonucu oluşan hidrovolkanizma ile gelişen ürünlerdir. Bunlar yani suyla beraber volkandan çıkan ve civara yayılan taban yayılım ürünleri. İkincil depolama ürünleri de esasen katılaşmış olan malzemenin ya da piroklastik malzemenin yeniden bir aktiviteye maruz kalması sonucu tekrar etrafa yayılmasıyla adı üstünde ikincil depolama ürünleri. Örneğin bir kraterin kenarı tekrar parçalandığında, bir kenarı yeniden parçalandığında şöyle ifade edelim. Ya da dış etkenler nedeniyle bir kraterin bir tarafı açıldığında buradan akan malzeme ikincil depolama ürünü olarak zaten amfiteyatrolarda amfiteyatro kraterleri de böyle oluşur. Az sonra bir örneğini size göstereceğim. Amfiteyatro kraterinin dolayısıyla buradan çıkan malzeme zaten daha önce birikmiş olan kenarlarda kraterin kenarlarında bulunan malzemenin artık akıp bir şekilde dağılmasıyla meydana gelen bir faylanmayla ya da yeni bir volkanik patlamayla ya da akarsuyun aktivitesiyle meydana gelen ikincil depolama ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. O zaman geri düşme, piroklastik akıntı, taban yayılım ürünleri ve ikinci depolama ürünleri olarak esasen jenetik olarak 4 şekilde karşımıza çıkıyor. Elbette en önemlisi daha önce de soru gelen yer litolojik sınıflandırmadır. Yani tane boyutu, granüler yapısı ve bileşimini esas alarak yaptığımız sınıflandırma katı malzemelerde. Bakın, tefra arkadaşlar. Dikkat edin, tefranın diğerlerinden bir farkı var. Taşlaşmamış her tür piroklastik çökeldir. Hatta ben bunu daha önceki yayınlarında size rüzgar tarafından taşınabilir boyutta olduğunu söylemiştim. Esasen burada kastettiğimiz taşlaşmamış her türlü piroklastik çökel, taşlaşmadığı için rahatlıkla taşınabilir boyutlardadır. Dolayısıyla bunlar henüz taşlaşmaya maruz kalmamış piroklastik malzemeye tefra deyiniz. Aglomeralar ise bir çimento, volkanik bir çimentoyla işte daha önce bahsettiğimiz yapıların, volkanik bombaların, volkanik blokların bir araya gelmiş halleridir. Yani aglomeraya esasen volkan breşi de diyoruz. Çimentolaşmış ve birbirine yapışmış volkanik malzeme zaten konglomeranın volkanik bölgelerde görülen çimentolaşmış malzemesine aglomera adı verilir. Tüf, kül boyutundaki tanelerdir fakat taşlaşmıştır. Hani çoğu arkadaşım soracağım tüf tefradan daha kolay taşınabilen bir malzeme değil midir? Buradaki fark tüfün taşlaşmış olmasıdır. Buna dikkat edin. Zaten bunun daha önce bir sorusu gelmişti yanılmıyorsam. Tüfler kayaç parçaları, volkan camları ve kristallerden oluşabilirler. Tüflere yine taşlaşmış malzeme olarak. Bakın, volkanolastik malzemeler baskın olarak volkanik taneler içeren çökel ve çökel kayaçlarına, otoklastik malzemeler lav hareketleri sırasında mekanik kırılmalara maruz kalmış kırıntılı çökellere, hidroklastik malzemeler magmanın su, buz gibi ıslak sedimentarlarla etkileşim sonucu oluşan çökeller zaten hidro diyor. Hidroklastik malzeme oradan anlarız. Bu önemli. Epiklastik malzemeler önceden var olan kayaçların aşınıp taşınması, yeniden depolanması bir nevi ikincil depolama gibi bir şey bu. Evet. İgnibrit arkadaşlar bu çok önemli. Birçok malzemenin düzensiz bir şekilde bir araya gelmesiyle. Ben daha önceki yayında şöyle anlatmıştım size. Volkanik piroklastik malzemenin taşınabilenlerinin bir yere taşınıp o yamaçlarda üst üste istiflenmesiyle meydana gelen malzemeye ignibrit malzeme denir demiştim. Doğrudur. Nevşehir'de yamaçlarda bulunan malzemeye ignibrit malzeme diyebiliriz demiştik. Bu doğrudur. Ancak şöyle de söyleyelim. Bomba boyutundan lapilli boyutuna kadar değişen çeşitli büyüklükteki parçaların bir yerde düzensiz istiflenmesi ve bir matris aracılığıyla yani bir yapışkanlıkla bir araya gelmeleri, istiflenmeleri nedeniyle sonucuyla oluşmuş şu yapılara bakın gayet net işte gördüğünüz peribacaların olduğu bölgedeki bu istiflenmiş içerisinde çok büyük taneler de var, çok küçük göremediğimiz taneler de var. Birçok farklı boyuttaki tanelerin istiflenmiş hallerine İgnibrit yani Nevşehir'deki yamaçlardaki malzemeye ignibrit denir. Burada ayırt edici tefra taşlaşmamıştır. Diğerlerinin taşlaşmış, ignibritin de istiflenmiş bir hal aldığını bilirsek faydası olacağını
düşünüyorum. Önceki yayınları da muhakkak izleyin. Orada da buna benzer açıklamalarımız oldu. Yine bir çelişki ya da aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Volkanlardan gaz maddeler de çıkar. Hatta bazıları bunların tehlikelidir. Ama tabii volkandan çıkan gazlar 3 evrede çıkarlar. Daha doğrusu volkanın gaz çıkışına göre 3 evresi söz konusudur. Fumarol evrede 1200 derece arasında çok yüksek aktivitesi devam eden volkanlar için bunu söyleyebiliriz. Çok yüksek bir sıcaklık vardır. Hidrojen klorür, karbondioksit, karbon monoksit, kükürt dioksit, amonyum klorür gibi gazlar çıkarırlar. Çok sağlıklı ve tehlikelidir. Genelde maskeyle yaklaşılır bu tarz yerlere. Solfatar evrelere de öyle yani. O da zehirleyebilir. Hidrojen sülfür, karbon dioksit gazları çıkarır ama 200-100 derece arasındadır. Ve elbette bizim malumunuz Mofette evresi bizim termal sular yani sıcak su kaynakları anlatıyor. Artık 100 derecenin altında olan, zaten Türkiye'de bir tek Ayvacık'ta 100 derece üzerinde bir gazer suyu söz konusudur. Onun dışında diğerleri 60-70 derece. Nemrut Dağı'nın eteklerinde de yüksek sıcaklığa sahip sular söz konusudur. Doğru, zaten Nemrut sönmüş bir yanardağ değil, uyumuş bir yanardağ. Çeşitli gaz çıkışları ve su çıkışları devam ediyor. Burada Mofette evresi deyince malum termal kaynakları, normal sıcak su kaynaklarını kabul edin. Fumarol evre aktivitesi devam eden çok yüksek sıcaklığa sahip 1200 derece arasında bir gaz çıkışı söz konusu olan noktalar. Hocam su çıkış dediniz, gaz çıkışından bahsediyorduk. Bu sıvı çıkış olmaz mı? Hayır. Burada esasen sıcaklığı 100 derecenin altında olan termal kaynaklardan çıkan gazları, sularla beraber çıkan gazları baz alıyoruz. Bir karışıklık olmasın. Solfatar evrede de sıcaklık 200 ile 100 derece arasında. Burada su buharı da çıkabilir ama bizim baktığımız hidrojen sülfür ve karbondioksit çıkışı. Bakın bunda çok daha fazla gaz çıkıyor. Çok daha farklı şekillerde gaz çıkıyor. Fumarol evrede, solfatar evrede durum bu. Mofette evresinde de yine gaz çıkışları ama daha çok karbondioksit çıkışları söz konusu. Hani bunda zehirlenme durumunuz yok. Zaten öyle olsaydı termal kaynağa giden herkes zehirlenirdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama diğerlerine maskeyle yakınlaştığını ben birçok defa izlemiştim. Yani gaz maskeleriyle ancak, maske derken bugünlerde kullandığımız işte virüse karşı bizi koruyan maskeden kastetmiyorum tabii ki. Patlama dinamiklerine göre evet burada çok büyük bir keşmekeş var. Yani patlamasına göre volkanlar çeşitleri var. İşte bunu bugün halletmeye çalışacağız. Arkadaşlar patlama dinamiğine göre. Şimdi 3 tane dinamik var. Çok kuvvetli, solumalı, yani patlıyor, bir nefes alıyor, bir daha patlıyor. Bir de sakin sakin ve sürekli patlayanlar var. Yani patlama da denmez ona. Şimdi efüsif taşma volkanizma. Düşük viskoziteli magmada sessiz bir şekilde yüzeye çıkan lavlar etrafa sakince yayılır. Hawaii'de de böyle yerler var. Bizde de Karacadağ zaten böyle olmuş zamanında. Efüsif yani çok kuvvetli patlamalar, çok uzak mesafelere piroklastik malzeme göndermeler falan yok bunda. Skoryalar çıkıyor, piroklastik malzeme yine çıkıyor ama çevresine yayılıyor öyle. Daha çok lav çıkışları sakin şekilde gerçekleşiyor. Efüsif diyoruz buna. Ekstrüsif olduğunda evet ex bize büyük kuvvetli gibi bir ifade gibi gelse de ekstrüsif orta seviyede solumalı. Yani bir patlamadan sonra bir soluma dönemi, yeni bir patlama. Yine aslında çok sakin değil, aşırı kuvvetli de değil. Eksplosif patlamalı volkanizma. Bunda patlamalar çok kuvvetli meydana geliyor. Çok uzak mesafelere malzeme gönderiminden tutun da kül çıkması, lav çıkması, işte pele tipi yanardağlar mesela eksplosif patlayacak. Mesela Hawaii'deki bazı yanardağlar ekstrüsif veya efüsif oluyor. Artık o durumuna göre bakacağız zaten. Evet, 3 patlama dinamiğine göre sakin, çok kuvvetli, eksplosif, orta seviyede ekstrüsif solumalı volkanizmalar söz konusudur. Evet, püskürmesine göre volkanlar, hocam zaten püskürme dinamiği püskürmesine göre, bakın. Aynı şey esasen patlayıcılı, hocam patlayıcılı o zaman eksplosif ve ekstrüsif. Evet, patlayıcılı, bu ikisi patlayıcılıdır ama birinde soluma süresi var, birinde o bile yok. Çok kuvvetli patlamalar ard arda aralıksız. Şimdi bunda patlayıcılı dediğinde işte eksplosif ve ekstrüsifleri çatlak fissür tipinde de
dinamiğine göre bakarsanız, bu püskürmesine göre, dinamiğine göre baktığınızda bu da efüsif olmuş oluyor. Belirli çatlaklardan çıkan. Özellikle bu tarz volkanlar diverjans alanlarda, yırtılma alanlarında çatlaklar boyunca lavun yüzeye çıkıp etrafa yayılmasıyla meydana geliyor. Rift Vadisi'nde, yani Etiyopya'da, Danakil'de özellikle bunları görebiliyoruz. Yine Atlas Okyanusu'ndaki diverjans alanda riftlerin oluşması sırasında yüzeye çıkan volkanizma, su altı veya yüzey volkanizması da bu şekilde bazı noktalarda çevreye yayılarak, sakin bir şekilde çevreye yayılarak karşımıza çıkıyor. Zaten burada da örnek olarak İzlanda ve Doğu Afrika'yı, Doğu Afrika'daki Rift Vadisi'ni. Danakil çukurluğunu vaktiniz olduğunda izleyin. Çok çeşitli gaz çıkışları da var orada. Aktif volkanik bir alan Etiyopya'nın Danakil çukurluğu. Bakın işte bu hidrojen sülfür nedeniyle renk, suyun rengi nasıl çürümüş gibi bir hal almış. Kokusu da öyleymiş. Ben görmedim ama izlediğim belgesellerde bunu yanına yaklaşan araştırmacıların dediğim gibi çok dikkatli olduklarını, çıkardığı hidrojen sülfür ve çeşitli gazlar nedeniyle zehirleme olasılığı olduğu için bu şekilde. Demek ki bu efüsif bir. Bakın İzlanda'da da bir çatlak boyunca sakin lav çıkışları var. Duman sizi aldatmasın. Öyle çok fazla etrafa püsküren bir lav görmüyorsunuz. Peki aktiflik durumuna göre volkanlar güzel. Aktif volkanları zaten biliyoruz. Hali hazırda dünyada çok sayıda, Pasifik Ateş Çemberi'nde, İzlanda'da, İtalya'da, yakın zamanda sanırım Etna birkaç defa aktif hale geldi. Ve yine Uzak Doğu'da da hem Japonya, Endonezya'da, Haiti'de, yine Karayipler'de, Martinik Adası'nda, yine Batı Hint Adaları dediğimiz Karayipler bölümünde, evet oraya Batı Hint Adaları deniyor, onu unutmayalım. Hint Adaları deniyor oraya halen. Bu da tabii ki bir yanlış anlaşılma, tarihsel süreçten kaynaklanan. Fakat hala da öyle geçiyor. Karayip Adaları ya da bir başka adıyla Antiller, orası da volkanik bir bölgedir. Yine dediğim gibi Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan hatlarda da aktif volkanlar çok sayıda var. Zaten konuşacağız. Sönmüş volkanlar ülkemizde çokça, biri hariç, hemen hepsi sönmüştür. Biri hariç. Hangisi? Nemrut. Nemrut bir dormant volkandır. Yani uyumuş volkandır arkadaşlar. Nemrut'u uyumuş bir volkan olarak kabul edebiliriz. Neden? Peki bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Bilinen yazılı tarihte eğer kaydedilmiş bir patlaması varsa biz ona sönmüş diyemiyoruz. Uyumuş diyoruz. Ama mesela Mauna Kea, Hawaii'deki. Bu volkan arkadaşlar 6000 yıl önce patladığı düşünülüyor. O zaman bu 6000 yıl önce, pardon, Mauna Kea 3500-4000 önce patlamış. Bu kayıt altına almış. Dolayısıyla biz ona uyumuş diyoruz. Ama örneğin Endonezya'daki o süper volkanlar, Toba Yanardağı gibi yerler, onların en son kuaternerin başında aktivite gösterdiğini biliyoruz. Hatta buzul dönemlerine neden olduğu söyleniyor. Onlar sönmüştür. Yani bilinen tarihte kaydedilmişse, bizim 15. yüzyılda yanılmıyorsam Nemrut'un aktivitesi söz konusuydu, biliniyor. Osmanlı'da aktivite gösterdiği biliniyor, kaydedilmiş de. Dolayısıyla Nemrut bizim için uyumuş bir volkandır. Yine Hawaii'de de Mauna Kea uyumuş bir volkan olarak kabul edin. Bunlar tekrar aktif hale geldiğinde çok tehlikeli işler ortaya çıkacağı da söylenir. St. Helens Dağı da yine aynı şekilde 1980 yılında püskürmüş. Ondan sonra bir daha püskürme göstermemiş. Pardon, 1980 yılında püskürdüğünde öncesinde binlerce yıldır püskürmüyordu. 80 yılında püskürdüğünde anladık ki aslında sönmemiş St. Helens Dağı. Aktifmiş, uyumuş sadece. Dormant bir yanardağ. Bu durumda St. Helens, bizdeki Nemrut ve Mauna Kea, Hawaii'deki Mauna Kea uyumuş yanardağlar olarak kabul görüyor. Evet, şekline göre volkanlar, cüruf konileri ya da piroklastik volkanlar. Bakın bunlarda sadece piroklastik malzeme, çok az bir lav çıkışı, ağırlıkla piroklastik malzeme çıkışı söz konusu. Biz bunlara cüruf konileri diyoruz. Çok yüksek olmuyorlar arkadaşlar cüruf konileri. Bakın en fazla 300 metre yüksekliği biraz aşabiliyorlar. Ülkemizde Kula volkan tepeleri bu şekildedir. Genç bir volkanik arazi, pek fazla lav çıkışı yok, cüruf konileri şeklinde. Piroklastik malzeme üst üste birikmiş, 300-350 metrelik tepeler maksimum tabii ki.
Dolayısıyla bunlara curuv koniler diyoruz. Bunların böyle hilal veya da elips şekilli bir ağız kısımları da oluyor. Onu da belirtelim. Aynı zamanda piroklastik volkan konisi, tefra konisi isimlerini de alıyor. Yani çok adı var. Dikkat edin. Piroklastik volkan konisi, curuv konisi, tefra konisi de denebilir bunlara. Çok az bir miktarda bir kısmında lavlar da olabilir. Ama lavların bulunmuş oranı azdır. Buna dikkat sorusu gelmiştir bunun. Bu konudan soru gelmiştir. Kalkan tipi volkanlar, lav volkanları. Eğer bazaltik lavlar çıkışı söz konusuysa sadece. Bunda da piroklastik malzeme çok çıkmıyor. Sadece lav çıkıyor. Bu akışkan lavlar etrafa yayılıyor ve kalkan şekilli yayvan bir yanardağ söz konusu oluyor. Bu da malumunuz Karaca'da ve yine Hawaii'deki Mauna Loa ve Mauna Kilauea, bunlar da nedir? Kalkan şekilli yanardağlardır. Yani lav volkanlarıdır. Piroklastik malzeme çıkışı çok çok azdır. Daha çok lavlar çıktığı için bunları da kalkan tipi volkanlar olarak nitelendiriyoruz. Strato volkanlar ise bakın strato tabakalaşma demektir. Nasıl stratüs bulutları tabakalı bulutlarsa strato her zaman tabakalaşma anlamına gelir. Hatta şunu diyebilirsiniz. Troposfer, stratosfer var. Stratosfer de mi tabakalı? Orada da strato geçiyor. Tabii ki unutmayın ki stratosfer içinde ozon tabakası var. O da tabakalıdır aslında. Kendi içinde tabakalıdır. Dolayısıyla strato volkanlar tabakalı volkanlardır. Neden tabakalı oluyorlar? Lav çıkışları üstüne piroklastik malzeme. Lav piroklastik malzeme. Lav piroklastik malzeme. Elbette çok yüksek bir koni halini alıyorlar. Ve hatta biz bu yüksek konilere, yanardağlara kompozit yanardağ diyoruz. Yani olayı kompozise eden, tam bir kompozisyon oluşturan yanardağlar adını veriyoruz. Stratovolkanlar en bilindik, işte Ağrı gibi, Erciyes gibi birçok meşhur yanardağ aslında stratovolkandır. İtalya'daki Sicilya adasındaki yanardağlar da öyledir, Stromboli de öyledir. Ya da Etna, Vezüv gibi yanardağların hepsi stratovolkandır. Kilimanjaro da bir stratovolkandır. Çünkü bunlarda hem lav hem de piroklastik malzeme çıkışı olmuş ve üst üste biriken bu iki farklı malzeme, sıvı ve katı malzemeler yüksek bir koniye, kompozit bir yanardağa sebep olmuştur. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Peki plato şekilli, tabla şekilli volkanlar, volkanik araziler var daha doğrusu. Arkadaşlar az önce belirttim. Yani püskürme şekline göre fissür olabilir, çatlak, sakin olabilir, efüsif olabilir. Çatlaklardan sadece geniş çatlaklardan çıkan lavlar etrafa sakince yayılır ve bir düz araziyi kaplayabilirler. Örneğin Hindistan'daki Deccan platosu bir lav platosudur. Bizde de var. Erzurum Kars Ardahan bir lav platosudur. İşte biz bunlara tabla şekilli ya da plato şekilli volkanlar diyoruz. En ünlü iki tanesini söyledim. Tabii ki Kolombiya Nehri'nin parçaladığı Ontok Java platosu, yine Kolombiya Nehri platosu da aynı şekilde oluşmuş lav platolarıdır. Ama sanırım en ünlüsü ülkemizde olduğu için bizim için en ünlüsü Erzurum Kars Ardahan lav platosu. Burada gördüğünüz gibi eksplosif bir çıkış yok dinamiğine göre ya da eksplosif bir çıkış da yok. Daha çok efüsif bir çıkış var. Sakin bir çıkış var. Etrafa yayılış var. Arazide düz. Üst üste birikme söz konusu değil. Ne oluşturmuş? İşte gayet açık, net fotoğrafta da görüldüğü gibi bu bir plato oluşturmuş. Hatta platolar bazen bunun altında tüfler söz konusuysa o zaman bu kornişli bir yapıya dönüşecektir. Sert ve yumuşak tabakalar üst üste bir nevi bunu akarsu deldiği zaman akarsuyun oluşturduğu bu vadi kornişli vadi haline alacaktır. Belki de bu platolarda da aşınımdan kurtulacak olan araziler yine aynı şekilde mesa büt şeklinde kalacaktır. Bir yatay yapıdan bahsediyoruz en nihayetinde ama lavlarla örtülü bir yatay yapıdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bu bir lav platosu. Ama bazı durumlarda işte tüf ya da ignibrit yani çökelmiş malzemeler tabii tüfler taşlaşmamış oldukları için pardon tefralar taşlaşmamış oldukları için ya da tüfler üzerine çökelen tefralar zamanla hepsi birden ignibrit oluşturuyordu.
Yani tüf, tefra ve bütün o piroklastik malzeme ignibrit oluşturuyordu. Bazen bunlar bir plato yüzeyinde birikebilir, bütün bu piroklastik malzeme. Ortada bir lav falan yok. Volkandan çıkan bizim Nevşehir dolaylarında gördüğünüz gibi tüf platosu da deniyor böyle durumlarda. Böyle araziyi kapladığı zaman tüf platosu da deniyor. İgnibrit platosu niye demiyorlar? Denebilirdi. Çünkü burada istiflenmiş malzeme ignibriti de andırıyor. Ama daha çok tüf malzeme olduğu için burada tüf platosu adı verilmiş arkadaşlar buna. Lav platoları ve tüf platoları da plato şekilli volkanlara örneklerdir. Süper volkanları çok fazla şey yapmak istemedim, almak istemedim aslında bu derse zamanınızı almasın diye, ama tarihsel süreçte biliyorsunuz benim burada anlatmak istediğim tabii ki Toba Yanardağ, Yellowstone, bunlar süper volkanlar olarak biliniyor. Amerika'da ve Endonezya'daki yanardağlar, yine Yeni Zelanda'nın kuzey adasında bulunan Taupo'da böyle gerçekleşiyor. Ama bunlar patlayalı, işte gördüğünüz gibi burada bakın Taupo için 27 bin yıl önce diyor. Yani bu uzun bir zaman tabii ki. Ama arkadaşlar böyle volkanların patlama güçlerini hesaplamışlar ve bize volkan patlayıcılık indeksi, yani VEI diye bir kavram ortaya çıkmış. Bu VEI esasen bir nevi Richter ölçeğidir. Volkanik patlamaların büyüklüğünü. 8 burada en büyüğüdür. Ama 8 büyüklüğünde bir volkan kolay kolay patlamıyor. Bunlar genelde 50 bin yılda ya da işte 30 bin yılda bir meydana gelen patlamalar oluyor. Zaten bunlar patladığı zaman küresel ölçekte bir iklim değişiminden tutun da ciddi bir tahribata da sebep olabiliyor. Tahribat demeyelim, volkanlar dünyanın emniyet sibobudur da derdi bizim hocalarımız. Belki de böylesi daha iyidir, patlamaları gerekiyordur. Yine 7 büyüklüğünde birkaç bin yılda sık sık patlayanlar 0 ve 1. Ama burada yani şöyle, patlama gücü düşük olanlar 0-1, bunlar sık sık patlar zaten. Püskürme sıklıkları fazladır. Bu 8 büyüklüğünde volkanlar işte süper volkanlardır ancak. Diğerleri öyle sık sık patlayanlar. Tabi diyeceksiniz ki hocam işte Etna patlıyor, o da 5-4 gibi yılda bir kez, 10 yılda birkaç kez patlayan, onların da büyüklükleri 4-5 dolaylarında olabilir. VEI indeksine göre 8 en büyük patlamalar, 0 ise küçük patlamalardır. Küçük patlamalar sık sık görülebilir yeryüzünde, onu anlatıyor. Ama bu çok büyük patlamalar ancak 30-50 bin yılda bir görülebilir. VEI endeksi volkanik patlayıcılık indeksi olarak bilinsin arkadaşlar. Şimdi volkan tipleri. Bütün bu anlattığımız volkanların dinamiğine göre durumları, püskürmesine göre ya da şekline göre, işte stratovolkanlar ya da tabaka şekilli, kalkan şekilli, plato şekilli, ne derseniz deyin. Kalkan şekilli farklı, Karaca'da tabla şekilli vardı, bir de plato şekilli ve yine aynı şekilde sadece cüruf konileri, piroklastik malzemenin birikmesiyle cüruf konileri şeklinde vardı. O şekilleriydi. Şimdi biz yine volkan tiplerini birçok açıdan ele alacağız. Yani burada hem püskürmeleri niteliği hem de yapıları gereği, çıkarıldıkları malzeme gereği nasıl olduklarına bakacağız. Hawaii tipi volkanizmalar sakin patlamalar, sakin lav çıkışları gösteren, ender bir şekilde çok nadiren birkaç patlama olur. O da sadece başlangıç çevresinde. Ondan sonra sakin bir şekilde etrafına lavlar, oldukça akışkan lavlar çıkarırlar. Bu yüzden çok yüksek bir yapıda olmazlar Hawaii tipi volkanlar. Bakın işte Mauna Loa, işte Mauna Kea, bu şu an için durmuş durumda. Dormant kabul ediyoruz bunu da. Hawaii volkanlar. Bizde de zaten Karacadağ Hawaii tipi bir volkan olarak biliniyor. Bunlara dikkat edelim. Kolayca bakın patlamaların olmaması çok sıcak akıcı bazalt türünden lavların varlığıyla ilgilidir diyor. Tamam, Hawaii tipinde probleminiz olacağını düşünmüyorum. Çok yüksek olmadığını da buradan zaten görüyorsunuz. Stromboli tipi patlamalar akışkan lavların kanal zirvesinden belirgin fışkırmalarla çıkmasıdır. Düzenli veya düzensiz aralıklarla birkaç dakikada bir gerçekleşir. Bir nefes alıp bir daha, nefes alıp bir daha. Lavlar yüzlerce metre
yükseğe püskürmesi açık havaya çıkana kadar magma dolu kanal boyunca yukarıya çıkan büyük gaz baloncuklarının patlamasıyla olur. Evet, aşağıdan bir gaz basıncı nedeniyle lavlar çok yükseğe fırlayabiliyor. Arkadaşlar, Stromboli aslında yine İtalya'nın Sicilya adasında bulunan bir yanardağ, adını oradan alıyor. Buna Akdeniz'in deniz feneri adını da veriyorlar. Hemen onu da burada olmayabilir söyleyeyim dedim. Evet, genelde lav çıkışları söz konusu oluyor. Çok fazla öyle kül çıkarmıyor. Hafif bir duman çıkışı var. Dikkat edebilirsiniz, burada zaten fotoğrafta onu çok net gösteriyor. Ama çok yoğun miktarda bir kül çıkışı olmuyor. Evet. Daha çok lav çıkışları. Zaten o ağız kısmında, yani krater kısmındaki lavlar kırmızı göründüğü için bir deniz fenerini andırıyor. Lav çıkışlarıyla ünlü olan bir yanardağdır. Buradan ayırt edebilirsiniz. İtalya'da birbirlerine çok benzedikleri için ayırt etmenizi istiyorum. Evet, volkano tipi volkanizma. Kısa, şiddetli ve az akışkan lavların durumu söz konusudur. Burada zaten çok yüksekte değil, bakın kesik de bir üst kısmı var. Oradan anlayabilirsiniz. Lav birikimi oluyor ağız kısmında. Daha sonra parçalanıp patlaması veya bir lav domunun kırılması sonucunda tekrar üstünde oluşmuş bir lav domu tekrar kırılıyor arkadaşlar, katılaşmış bir şekildeyken. Çok hızlı tabi, bu çok kuvvetli bir patlama malzemeyi çok uzaklara gönderebiliyor. Çünkü tıkanmış olan bir yapı tekrar patladığında o bacanın havaya uçması söz konusu. Saniyede 350 metre hızla birkaç kilometre yükseğe püsküren güçlü patlamalardır. Tefra, kül bulutu, piroklastik akıntı, görüyor musunuz? İşte bunu Stromboli'den neyle ayıracaksınız? Volkano'da daha çok lav var, yok değil. Ama muazzam bir volkanik blok, volkanik bomba, yani tefralar, küller, bulutlar, malzeme çıkışı söz konusu. Volkanik püskürmeler kendini tekrarlayabilir, günlerce, aylarca, yıllarca devam edebilir. Arkadaşlar, burada Volkano'da dediğim gibi ağız kısmında oluşan bir domun ya da katılaşmış volkanik lav malzemenin tekrar aktivite haline gelmesiyle volkanın yükseğe fırlaması çok kuvvetli, çok yükseğe çıkan. Ama burada yükseğe çıkan Stromboli'deki gibi çok yükseklere fırlattığı lav değil, çok yükseklere fırlattığı piroklastik malzeme. Buna dikkat edelim ve gördüğünüz gibi Stromboli kadar yüksek bir dağda değil. Çünkü lavlar burada daha az miktarda çıktığı için belli ki piroklastik malzemeden dolayı onun kadar lav çıkışı gerçekleştiren Stromboli kadar yüksek değil. Pele tipi volkanizmada evet, bu çok kuvvetli. Bu eksplosif arkadaşlar. Bu Karayipler'de bulunan küçük bir ada, Martinik Adası'nda bulunan Pele yanardağı. Adını da oradan alıyor bu patlama tipi Pele. Bu 1902 yılında püskürdüğünde çok sayıda insanın adada ölmesine bir hikayesi de var. Gerek yok, dinlemiş duymuşsunuzdur o hikayeyi. Bir şehri tamamen yok etmiştir arkadaşlar. Dikkat ederseniz lav yamaç boyunca akışa geçiyor. Kül miktarı çok fazla. Katı malzeme kül miktarı çıkışı var ciddi oranda ve lavlar ve kül aynı hızla yamaçtan aşağı akıyor. Burada hem lav hem kül yamaçtan hızla aşağı iniyor, kızgın küller. Bir şehri yok etmek için ikisi de zaten fazlasıyla yeter arkadaşlar. Genelde o volkan filmlerinde gösterilen o dağın yamacından hızla inen küller ve lavlar aslında bunu biraz da anlatıyor. Pele tipi şiddetli patlamalar, çok kızgın bulutlar, kül bulutları teşkil eden piroklastik maddeler, gazlar çıkıyor yanardağdan. İri piroklastik maddeler az, buna karşılık volkan külleri fazladır. Yani çok büyük, volkanodaki gibi çok büyük piroklastik malzemeler değil, çok ciddi miktarda kül çıkışı ve hızlı bir lav akışı söz konusu. Bakın, gördüğünüz gibi bu da oldukça en tehlikeli yanardağ olarak bilinir bu arkadaşlar.
Tabi volkanizma faaliyeti sonuna doğru gaz basıncı azalır, bacada yer alan lav katılaşarak bir dom veya kule şeklini alır. Artık sakinleşmiştir, durmuştur ama bu olana kadar zaten fotoğraf gösteriyor hem kızgın lav, bulutlar hem de çok ciddi lav akışı. Da bazen böyle durumlarda bu eteklerde de patlamalar meydana geldiğini de söyleyelim. Pele tipi volkanizmanın böyle bir durumu da var. Pirineus çıkardığı mantar şekilli bulutlarla ve neredeyse troposferin üst kısmına kadar ulaşan bu bulutlar, bu kül bulutlarıyla tanınır. Bundan ayırt ediciliği de burada çok yükseğe bulutları çıkarması. Çok şiddetlidir. Gazlı mağmanın parçalması nedeniyle olurlar ve genellikle çok viskoz magmalarla ilişkilendirirler. Devasa bir enerji açığa çıkarırlar. Yüzlerce metre hızla 50 kilometre kadar yükseğe gaz ve kül püskürürler. Umarım fotoğraflı sorar. Bu fotoğraf çok klişedir çünkü çok yükseğe çıkan mantar tipli bulutlara dikkat etmek gerekir. Bu kuvvetli bir yanardağdır yine. Yine tabii ki Pliniyus'ta bakın adını da şurada Romalı bir tarihçi, aynı zamanda coğrafya araştırmaları olan Genç Pliniyus'tan almıştır. Orada da zaten bunu vurgulamış noktada. Bakın püskürmeden çıkan kül volkandan yüzlerce veya binlerce kilometre uzağa yayılabilir. Gerçekten bunun şöyle bir hikayesi var. O Osmanlı döneminde bile İstanbul'a bu küllerin, Pliniyus'tan gelen küllerin İstanbul'un üzerini kapladığı söylenir. Bunu da söylemiş olalım. Yani birbirinden ince nüanslarla ayrılan farklar söz konusu. İzlanda tipi püskürme bu sakin. Bunda bir şey yok. Hawaii'den ne farkı var bunun? Hawaii'de yine bir koni oluşumu söz konusu. Bakın koni oluşumu çok sıcak lavlar, çok akışkan lavlar çıkıyor. Ama İzlanda tipi püskürmede eriyik haldeki bazaltik lav doğrusal bir yarık boyunca fissür etrafa yayılıyor. Genelde lav platoları İzlanda tipi püskürmeye örnektir. Mesela işte bizdeki de Erzurum Kars'ta, demek ki Erzurum Kars'taki yapı İzlanda tipi çatlaklar var. O çatlaklardan çıkan lavlar etrafa yayılmış. Bu İzlanda'da da, ama İzlanda'da tek bir tip volkan yok, onu da söyleyeyim. Mesela İzlanda'da da merkezi püskürmelere sahip volkanlar vardır. Ama umumiyetle İzlanda'daki volkanlar fissürdür, çatlaklar boyunca yüzeye çıkar. Onu da belirtmiş olalım. Sürtseyan patlamaları arkadaşlar, magma ve lavun su ile etkileşerek patladığı yerlerde olan hidromagmatik patlama türüdür. Su altında da olabilir, su yüzeyinden çıkabilecek kadar büyüklükte gerçekleşebilir. Bunun su altı patlamaları, yani hidrostatik dediği burada, hidromagmatik dediği pardon, suyun altında magmanın suyla, lavun suyla temasıyla gerçekleşen bir patlama olarak biliniyor. Bu da aslında İzlanda'nın, az önce belirttimse İzlanda'da birkaç tip olduğunu, İzlanda'nın güney kıyılarında bulunan Surtsey volkanik adasından adını alıyor. Volkanik adanın oluşumu tamamen böyle. Hidromagmatik aktivite ilk birkaç veya birkaç kilometre karelik alana tefra açığa çıkarmış. Deniz suyu çıkışa erişememeye başladığında püskürme Hawaii tipi ve stroponolit tarza dönüşmüştür. Yani denizin altından çıktıktan sonra farklı bir yapı alıyor. Denizin altındayken meydana gelen patlamalar Surtseyan patlamaları. Deniz seviyesinin üstüne çıkınca volkan artık hani malzeme birikti. İşte bakın ne diyor. Tefralar birikmiş. Tefraların üzerine çıkınca artık burada piroklastik malzemenin üzerinde yanarda rahat bir şekilde susuz bir patlamayla Hawaii ya da eğer tarzına göre Stromboli tipi de olabiliyor. Daha çok Hawaii tipi oluyordur bu bölgede. Bunu da söyleyelim. Evet. Bu volkan tiplerini daha önce bahsetmiştik. Tekrar anlatmak istedim. İnce nüanslarla birbirlerden ayrıldıklarına dikkat edin. Hocam bir Vezüv tipi gördük biz bir yerde. Evet öyle bir şey var. Aslında iki tane
yanardağın Stromboli artı Plinius yaptın mı Vezüv tipi oluyor. Yani o da herhalde Vezüv'ü izlediğiniz zaman gerçekten çok ciddi kül çıkışı da oluyor onda ve lav çıkışı da olmuş. Dolayısıyla pardon çok fazla yukarı. Bakın burada ne vardı? Özelliği neydi? Stromboli Akdeniz Feneri lav çıkarıyordu. Plinius'un özelliği neydi? Muazzam bir kül bulutu gökyüzüne doğru. O zaman Stromboli artı Plinius Vezüv tipi olabiliyor. O da özel burada olmayan bir şekilde eksik kalmasın söyleyeyim dedim. Arkadaşlar geldik önemli kısma. Bizi ilgilen bir topografyasını işleme. Aslında o da bir topografya meselesi. Bakın arkadaşlar volkanik yer şekilleri. Krater. Bir sorunumuz yok kraterle. Evet, kraterin ne olduğunu biliyoruz. Fakat pit kraterini işleyeceğiz. Kraterlerin volkanların ağız kısmındaki çukurlar olduklarını biliyoruz. Fakat pit krateri bakın yarık bölgesinde yer altındaki yarık bölgesinde magmanın devam eden nakliyesi yukarı doğru lav nakliyesi muhtemelen yüzeyin 1-2 kilometre aşağısında duruyor. Sonuçlanıyor. Niye? Yani termal olarak verimli bir kanal kuruyor orada ve sıkışıp şu yarıkta şekilden anlatayım. Şurada duruyor. Bakın. Şuralarda duruyor. Hatta önce şöyle durduğu hal. Üstü boş. Zamanla tabi burada bir boşluk oluşuyor. Hava boşluğu. Yere ile bu magma ulaştığı yer arasında bir boşluk oluşur. Bu boşluk ne yapacaktır? Çökecektir. Hatta çöktükten sonra da genişleyecektir. Bu şekilde oluşan kraterlere pit krateri diyoruz. Bir daha yarık boyunca çıkan lavlar belli bir yere çıktıktan sonra artık soğur. Tam yüzeye çıkamaz. Bu belli bir, hani dike gibi mi hocam? Yok. Burada bir kanal, bir baca boyunca çıkan. Yarıktan bir baca boyunca çıkan lavlardan bahsediyoruz. Yani devam edebilseydi, yereyi patlatıp devam etseydi belki de bir volkana sebep olacaktı. Ama devam edemedi. Burada doygunluğa ulaştı ve durdu. Üstündeki bu boşluk zamanla aşındı, genişledi, çöktü. Çünkü şu hareket de var. Lav yukarı doğru çıkıyor. Böyle içeri yani bir diş macunu sıkarsınız, lav çıkar. Gevşettiğinizde içeri doğru çeker bir kısmını. Onun gibi bir yapı. Pit krateri buna sebep oluyor. Pit krateri daha doğrusu böyle oluşuyor. Krater ve pit kratere dikkat edin. Bu da. Kalderalar iki şekilde oluşur kaldera. Hemen söyleyeyim. Bir, bakın az önce anlattığım sistemle aynı. Yani bir yanardağın ağız kısmında katılaşmış. Aşağıdan arkadaşlar bakınız. Mouse'la çizdiğim için biraz kötü olabilir. Tamam. Ne oluyor? Bakın bir boşluk oluşuyor. Volkanik püskürmeyi takiben volkan ocağında bir boşluk oluşur. Aynı pit krateri gibi hocam. Evet. Fakat üst tarafta kaldera var, krater var. Daha doğrusu. Krater var. Aşağıda deminkinde krater yoktu. Doğrudan bir yere üzerine gelmişti. Pit krateri dedik ona. Şimdi normal bildiğim bir krater var. Bu krater lavlar aşağı inerken o hava boşluğunun altında şurada anlatayım. Aşağı doğru inerken burada oluşan boşluk nedeniyle çünkü lavlar bir süre yukarı çıkıyor ve aşağı inip bir boşluk oluşturuyor. Üst tarafta ağırlık artışı olup kırılıp çöküyor kenarlardan. Ve oldukça dik yamaçlı bir kaldera oluşuyor. Krater kalderaya dönüşüyor bu noktada. O zaman buna çökme kalderası diyoruz. Yani tamamen volkan ocağında oluşan boşlukla hemen kraterin altında oluşan boşluk kenarların çökmesi. Ağırlığın bu boşluğun yukarıdaki ağırlığı kaldıramayıp çökmesiyle ilgili. Bu çökme kalderası. Ama bir de aşınım kalderası var ki o da tamamen volkan üzerine yerleşen, volkan üst kısmında yerleşen arkadaşlar, radyal drenaj ağının dışarıdan, sentripetal drenaj ağının ise içeriden, çevreden merkez. Kraterin içinde bakın, bir kraterin içinde bulunan şöyle çevreden merkeze doğru uzanan, hemen maviyle göstereyim, biraz hızlı çizdiğim için kötü çiziyorum, kusura bakmayın. Çevreden merkeze doğru uzanan bu sentripital ağ geriye aşınım nedeniyle bu kraterin kenarlarını aşındırır. Dışarıdan da aynı işlemi yapmakta olan bir
radyal diren ajağı vardır. O da aşındırır. Zamanla bu zaten genişler, alçalır ve yassılaştırılır ve aşınım kalderaları meydana gelir. Demek ki aşınım kalderalarında daha çok akarsu aşınımının, buraya yerleşmiş olan akarsuların geriye aşınımlarının etkisi söz konusudur. Aşınım kalderası da böyleydi. Sonma kalderası zaten var olan bir yanardağın kraterinin ya da kalderasının içinde yeni bir patlamayla yeni bir nesil koni oluşmasıdır arkadaşlar. Bakın bu eski volkan kalderası, içeride yeni bir patlama, yeni bir krater. İşte bu yeni kratere, bu yeni nesil kratere, kalderaların içinde ikinci dereceden yeni nesil volkan konileri gelişir. Bunlara sonma volkanı denir. Şurada da görülür. Hatta bu aktif olduğu için bu görüntüyü aldım. Hemen sileyim daha net görün. Bakın aktivitesi devam ettiği için bu Helens Dağı'nın eski kalderasının içinde ortaya çıkmış yeni bir volkan konisi aktif bir şekilde. Dolayısıyla bu sonma kalderası diyoruz buna. Sonma diye deriz aslında. Kalderanın genel adı sonma kalderası olur. Buna sonma volkanı denir. İçinde sonma olan kalderaya da sonma kalderası denir. Ha, doğru anlatalım yani. Ben biraz hızlı giderken bazı şeyleri kaçırabiliyorum. Aceleden süreye bakıyorum. Çünkü bir saati geçmeyeceğim demiştim kendi kendime. Arkadaşlar bakın, bir dikkat, tekrar. Bu kısmı karışmasın, çok önemli soru bekliyorum. Bir kaldera var. İçinde yeni bir koni oluşmuş. Bu koniye sonma. Sonma volkanı. Artık içinde sonma volkanı olan bu kalderaya sonma kalderası. Bu sonma kalderası. Bu sonma volkanı. Eski kaldera ile yeni krater, yeni nesil krater arasında, yeni nesil volkan konisi arasında, krater deyip duruyorum. Yeni nesil volkan konisi yani sonma ile kaldera, eski kalderanın kenarları, bakın. Bu arada bir düzlük vardır. Taban kısmı vardır. Evet. Bu eski nesil kaldera ile yeni nesil volkan konisi arasındaki bu düzlüğe atrio denir. Atrio. Sonma, atrio. Sonma şurası. Bu yeni volkan konisi sonma. Atrio taban kısmı arkadaşlar. Mağaralar. Evet. Patlama çukurlukları. Fakat mağaralar, patlama çukurlukları gaz basıncı nedeniyle oluşuyorlar. Ancak piroklastik malzeme çıkışı olabilir. Eğer bir mağaradan piroklastik malzeme çıkışı varsa ve kenarda bir tepecik oluşturur. Dikkat edin. Normal yerey şu. Bir daha çizeceğim sizin için. Şimdi çok güzel ayırt edeceksiniz. Bu kısmını dikkatli dinleyin. Şimdi çok dikkatli arkadaşlar. Bakınız, siyahla geliyor. Piroklastik malzeme çıkmış. Birikmiş. Bu da mağarın tabanı. Çok güzel. Yereği de bu. Normal birikmeden önce. Yani şurada birikmiş piroklastik malzeme. Küçük kenarlarda bir tepecik oluşturmuş. Peki burada arkadaşlar, volkan yani mağarın tabanı, normal yereğin kesiti şurasıydı ya. Normalde yüzey burası. Şu taban daha aşağıda mı? X. Mağara tabanı, evet, daha aşağıda. Bakın, mağaralarda kraterin taban seviyesi yeryüzü seviyesinden aşağıdadır. Bu bir. O zaman bunun adı mağar. Arkadaşlar, tüf halkasında kraterin taban seviyesi yeryüzü seviyesiyle eşittir. Yine kenarında ufak bir tepe ama çukur fazla derin değil bak. Şurada malzeme birikmiş. Dikkat edin. Yereyi çizeceğim size kırmızıyla. Normal yeryüzü. Bu oluşmadan önceki. Evet hocam, bu yer normal yeryüzünden bunun gibi daha derinde değil. Bak burada kalmış. Evet, o zaman buna arkadaşlar tüf halkası diyoruz. Tüf halkası. Şu tüf halkası. Bakın. Bakın burada yerey. Yereyin altında kaldı. Burada yerey. Tüf halkası. Şimdi diğerinde ise çok ciddi kenarda malzeme birikmiş, malzeme birikmiş, malzeme birikmiş. Arkadaşlar,
o kadar malzeme birikmiş ki bir nevi koniyi andırmaya başlamış. Krater yeryüzü seviyesinden oldukça yüksekte kalmış. Bakın, yer burası. Krater burada kalmış. Tabanına bakmıyorum. Yüksekte kalmış. Curuf konileri gibi. Yani bizim bu Manisa Kula volkanları gibi. Evet, o zaman bunlara tüf konileri diyoruz. Şimdi mağarada malzeme çıkışı var. Kenarlarda malzeme birikiyor. Ama kraterin taban kısmı normal yerel seviyesinin altında. O zaman bu mağar. Kraterin tabanı yerel seviyesinin biraz üstünde ise tüf halkası. Kraterin ağız kısmı çok yükseklerde kalmışsa, yani kenarda çok ciddi miktarda piroklastik malzeme birikimi varsa, o zaman bu bir tüf konisidir. Mağaraların çeşitlerini anlattım size. Dikkat edin arkadaşlar. Diatrama ise gaz basıncı sonucu meydana gelen patlama çukurluğu. Hocam mağar gibi bir farkı var arkadaşlar. Kenarında piroklastik malzeme yok. Doğrudan bir erime dolinini andırır çukur. Doğrudan bir çukur bakın. Kenarda piroklastik malzeme çıkışı tepe falan olmamış. Bir nevi erime dolini gibi. Dikkat arkadaşlar, hornitolar. Şimdi lav çıktı akıyor. Lav böyle eğimin farklı olduğu bir yere geldi. Burada üst taraf normalde erken soğuyor demiştik değil mi? Üst tarafı soğuyor. Altta soğumayan ve hala akışkan olan lav bu eğimli bir alana geldiğinde şuradan yüzeye çıkıp birikmeye başlıyor alttan gelenler. Yüzeye çıkıp birikmeye başlıyorlar. Ta ki belli bir seviyeye çıkıp buradan dökülüp yoluna devam edene kadar. Ve en nihayetinde burada ilginç bir tepe meydana geliyor. Evet, ilginç bir tepe oluşuyor. Bu tepelere hornito oluşumunu size anlatmaya çalıştım. Akılda kalsın diye hornitolar mantığını anlatmaya çalıştım. Bir daha lavlar akışa geçiyor ama eğimin farklılaştığı bir yere gelince yüzey katılaşıyor. Fakat alttan gelen akışkan hala sıcak olan lav bir delik bulup katılaşan kısmı kırıp yukarı doğru çıkıp burada birikmeye başlıyor. Ne zamana kadar hocam? O zaman devasa bir kule olsaydı. Yok yok. Belli bir seviyeden sonra bu eğimli olan bu yereyi artık aşıp yoluna devam edebilecek. Burada da bu vesileyle böyle garip şekilli bir tepe oluşacak. Hornito tepe dediğimize bakmayın. Bir ufak dik kenarlı bir lav konisi gibi bir şey oluyor. Konik şekilli bir lav oluşuyor. Biz buna hornito diyoruz. Volkanik domlar kümülodom ya da tuolit diyoruz arkadaşlar. Daha önce domları işlemiştik biliyorsunuz. Lav domları bunlar. Diğerleri volkanik domlar da şöyle. Batolitler de doma neden oluyordu. Lakolitler de doma neden oluyordu. Plütonik domlar diyorduk onlara. Ve yine kripto volkanik domlar vardı. Gaz basıncı özellikle tuz tabakaları. O tuz domları oluyor. Gaz basıncının uygulandığı noktalarda yere yükseliyor ve öyle kalıyordu. Domlarda tuz domları da vardı. Bir de buz çekirdeğinden oluşan pingolara pek dom demiyoruz. Pingo diyoruz daha çok onları. Anlatmıştım oluşumunu size buzulda. Bu başka bir şey. Burada lav çıkıyor yüzeye. Üst üste birikiyor. Katı lavlar bir süre ve sonra bu lav kubbeleri dom şeklini alıp olay terk edilip bitiyor yani. Çok bu devam etmiyor. Yoksa yanardağ olurdu zaten. Andezit, trakit, dasit gibi yapışkan özellikteki. Zaten bu yapışkan özellik tıkanıp kubbemsi bir yapıyla işin sonuçlanmasına neden oluyor. Tuholit ya da kümülodom da diyebilirsiniz. Bazen eğimli yerlerde bu şöyle bir şekilde alır yani bir tarafa doğru. Hatta şunun üstünde, tuholitin üstünde çatlaklar da oluşur. Domlar illa düz bir arazide olacak diye bir şey yok. Eğimli bir yerden de böyle akıp katılaşıp şöyle buralarda da katılaşmadan önce çatlaklar oluşur. Bunlar da domdur. Daha yatay yerlerde oluşmuş domlardır. Volkanik domlar daha önce gördüğünüz domlardan farklı olarak yüzeye çıkan lavların katılaşmasıyla. Onlar daha çok yer altında meydana gelen dediğim gibi batolit, lakolit gibi ya da gaz basıncı nedeniyle oluşan kripto volkanik domlar gibi şekillerdi. Plütonik domlar kripto volkanik domlardı. Bu sefer baktığımız lav domuydu.
Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar volkan bacaları ve volkan bacalarının etrafında aslında bir yanardağın, pardon yanardağ, yanardağı yanlış çizdim. Bir saniye daha doğru çizeyim. Esasen bir yanardağın bacası vardır fakat bu baca böyle çok da müfettiş, böyle kenarlara doğru uzayan dayıklar, dayık duvarlar şeklinde böyle dayıklar da vardır. Siller de vardır. Yani bir yanardağın altı bu kadar böyle muntazam sade değildir. Bir dayıkın etrafında muhakkak o yanardağı, volkanı stabilize etmek için çökmesin diye dayıklar, yani bu bilinçli olun, dayıklar muhakkak zaten volkanı ayakta tutan şey bu duvar şekilli dayıklar. Şimdi bu yere aşındığında, yüzey aşındığında dikkat. Bütün aşındı gitti. Tabi bu volkan bacaları sağlam. Geriye volkan bacası, volkan tıkacı ya da puluk dediğimiz, nek dediğimiz yapılar kalıyor. İşte bir nek. Daha önce burada muhtemelen bir volkan vardı. Etraf aşındı. Volkanın bacası yüzeyden görünür. Bu normalde yer altında oluşan bir şekil. Ama sonra aşınım nedeniyle yüzeyde kalıyor. Ve biz bunlara nek ya da baca tıkacı, bu puluk da deniyor. Bu neklerin etrafında da gördüğünüz gibi dayıklar, duvar gibi dayıklar var. Unutmayın ki dayıklar böyle o bize gösterdikleri o fotoğraflardaki böyle bir şekil değildir. Dayık bir duvardır. Volkanik duvardır yer altından. Etrafı aşınıp yüzeyde kaldığında da bu şekilde ortaya çıkıyor. Hatta bunların çok büyükleri var. Dibinde kurulan şehirler oluyor. Genelde o şehirler Karahisar, Sivrihisar gibi isimler alıyor arkadaki dağın şeklinden dolayı ve renginden dolayı. Anadolu'da da var öyle yerler. Dolayısıyla dayık dibinde kurulmuş hat boyu yerleşmeler zamanla gelişerek ilçe adı bile olabiliyor öyle yerler. Sivrihisar gibi, Karahisar gibi. Dolayısıyla bu dayıklarda bazen bir nek ve etrafında daha demek ki burada çok önceleri bir büyük volkan varmış. Aşınmış gitmiş volkanik malzemeler ve geriye o volkanın merkezinde bulunan bir dayık, pardon bir dayık diyorum, o volkanın merkezinde bulunan bir nek ve etrafında ışınsal dayıklar kalmış. Bakın ışınsal dayıklar, nek ve ışınsal dayıklar. Arkadaşlar Barranco ve Planez'i de anlatalım hemen hızlıca. Volkan dağlarının tepesinde ışınsal bir drenaj ağı gelişir demiştik. Radyal ışınsal bir drenaj ağı gelişir. Hemen çizmeye çalışayım size. Evet. Bakın şunun üzerinde anlatacağım. Bu ışınsal ağ zamanla gelişerek burada bir vadi oluşturur. Gördüğünüz gibi volkanın ağız kısmında şöyle. Şurada oluşan vadi Barranco arkadaşlar. Volkanik dağ eteklerinde oluşan bu vadilere Barrancolar denir. Şurada daha net görünüyor bakın Barranco. Şurada da bir tane Barranco var. Evet şurada da mesela burada da bir Barranco olsun. Tamam. Arkadaşlar iki vadi var Barranco. Ortada da böyle üçgen şekilli yamaç parçası sırt kalıyor tabii ki geriye bakın şu. Şu sırt üçgen şekilli şu sırta da Planez diyoruz. Barranco, Barranco, şurası da Planez. Tamamen volkanı tasfiye etme sürecine girmiş olan dışarıdaki ışınsal radyal drenajın yerleştiği ilk aşama. Sonraki aşamalarda kapmalarla, yana aşındırmalarla vesaire zaten volkanı tasfiye etmeye çalışacaklar. Ama Barrancolar ve Planezler muhakkak bilinsin. Atriosomo, Barranco, Planez bilmenizi istediğim yer şekilleri bunu tekrar tekrar. Çember filonlar. Normalde bir yanardağın merkezi kısmında, volkan bacasının etrafında bazen şöyle çember şeklinde filonlar, dayıklarda oluşmuş olabilir. Boşluklar bulmuş, etrafa yayılmış lavlar, dairevi çatlaklara yerleşmiş lavlar. Bunlara dayık, bunlara da dayık deniyor ama filon, dayıkın diğer adı zaten filon ama çember filonlar diyoruz. Aşınımdan sonra da bunlar yüzeyden görünür hale geliyor. Gördüğünüz gibi burada muhtemelen bir dayık vardı. Çevresinde de yatay bir şekilde bakın istiflenmiş
Tabii bu da duvar gibi yani. Bu da böyle bir sil gibi değil. Bu da merkeze aşağıya doğru devam eden yapılar. Ama çember şeklini almışlar. Düz şeklinde değil yani buradaki dike'lar gibi düz değil. Daha çemberimsi bir yapı. Lav çevreye doğru akmış. Başka bir lav sonra birleşmiş onlar. Bunlara da çember filonlar diyoruz. Lav tünelleri güzel bir şekilde ülkemizde var çünkü. Şimdi bazen lavlar yüzeyi katılaşır ama aşağıda akış devam eder. Yüze öyle bir katılaşır ki aşağıda akmaya devam eden lavların soğumasını engelleyecek kadar katılaşır. Öyle bir kalın tabaka katılaşır. Lavlar aşağıda devam eder ve en son çıkan lav aşağıdan akıp gider. Böylece ne olur? Yukarıda katılaşmış, aşağıdan lav akmış. En son akan lav da akıp gitmiş, katılaşmamış ve böylece bir tünel oluşmuş. Lav tüneli. Arkadaşlar, vulkanik tüp mağaraları da diyoruz bunlara. Hatay Hassa'da görülen gibi. Lav tüpü mağaraları da diyoruz bakın. Lav tünelleri. Akıcı özellikteki bazik lavlar yamaç aşağı hareket ederken atmosferle temas eden üst kısmı soğur, katılaşır. Buna karşılık henüz soğumamış iç kısmındaki lavlar akmaya devam eder. En son lavlar buradan boşalır ve burada bir boşluk ortaya çıkar. Bunlara da lav tünelleri diyoruz. Çamur volkanları. Arkadaşlar çamur volkanları esasen pseudovolkanik bir şekildir. Yani yalancı volkanik bir şekildir. Volkanizma ile bir alakası yok. Petrol kuyularının çıkarıldığı özellikle Azerbaycan'da çok var bunlar. Petrol kuyuları sondaj sırasında ya da artezyenler sırasında yoğun miktarda çıkan bu petrol arazilerinde yoğun miktarda çıkan çamurun bir süre sonra çıkmaya kendiliğinden devam ediyor ve koniler oluştururlar. Kil ve çamurdan oluşmuş küçük konilerdir. Birkaç metre boyutunda olabilirler. Volkanik sahalarda kil ve millerden oluşmuş ince tanecik sıcak suyla karışmasının çamurların bir lav akıntısı gibi bakın bir bacadan çıkarak etrafa yayılmasıyla oluşurlar. Evet. Bunların volkanizma ile esasen bir ilgisi yoktur. Yani bunlarda lav çıkışı kesinlikle yoktur. Burada lav demiş mi bilmiyorum ama bunlara da lav akıntısı gibi. Evet doğru. Çünkü lav akışıyla alakası yoktur. Ben burada lavı görünce yanlış mı tuttuk net donatı dedin? Yok. Bunun lav akışıyla alakası yok. Kil ve milden oluşmuş ince taneli malzemeler çıkıyor. Bir de bunların tabii ki petrol çıkarımları veya su çıkarımı sırasında oluşanları da vardır. Onu da söyleyeyim. Ama bunlar kendiliğinden çıkan volkan çamurları, pardon çamurlar, özür dilerim. Azerbaycan'da çokça rastlanır. Çamur volkanlarının dağılışının doğalgaz ve petrol yataklarıyla ilişkili olduğu düşünülür. Bunları takip edip yeni, burada petrol var galiba diyorlar. Ve genelde petrolü böyle buluyorlar. Doğrudur. Petrol ve doğalgaz yataklarının olduğu yerde muhtemelen ki basınç nedeniyle aşağıdaki çamur tabakaları yukarı doğru çıkıp üst üste birikerek bir koniyi andırıyorlar. Bunlarla alakalı şekillerdir. Kendiliğinden çıkıp biriken bu çamur volkanlarının volkanik aktiviteyle gerçek volkanik aktivitelerle birer alakası söz konusu yoktur. O yüzden bunlara pseudovolkanik, yalancı volkanik şekillerde diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi özellikle topografya kısmına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine ince nüanslarla volkanik şekilleri ayırmaya çalıştım. Tefra'da çok durmadım. Tefra, tüf, ignibrit, pirop. Çünkü daha önce kayaçlar kısmında ve yine volkanizma kısmında çokça değindiğim için hızlı geçmek istedim o kısımlarını. Benim için bu derste önemli olan kısımlar özellikle şu volkan tipleri soru olarak geliyor. Cüruf kolileri, kalkan volkanları, strato volkanlar ve plato şekilli volkanlar. Süper volkanda V değerinden bahsettik. 8 en büyük patlama olduğunu söyledik. Ve volkan tiplerini ince nüanslarla ayırmaya çalıştım. İşte sakin Hawaii, işte bol miktarda lav çıkışıyla yükseklere lav fırlatan Stromboli, Akdeniz'in deniz feneri, çok büyük piroklastik malzemeler çıkışıyla, katı malzeme çıkışıyla volkanı, daha çok katı yani lavda çıkıyor elbet. Pele muazzam bir eksplosif patlama, kızgın bulutlar ve aynı şekilde hızlı akan lavlar ya da etek boyunca. Pirineos çok yükseklere çıkan kül bulutları, kızgın kül bulutları troposferin üst kısımlarına kadar uzanan yüzlerce binlerce kilometre uzağa giden
küller, Pliniusu tarif ediyor bize. İzlanda sakin bir çıkış çatlaklar boyunca lav platoları oluşturan İzlanda tipi püskürmelerdir. Surtseyan patlamaları su altında meydana geliyor. Suyun üstüne çıkınca normale dönüyorlar. Hawaii tipi ya da Stromboli tipi devam ediyorlar yollarına. Ve ondan sonra da krater, pit krateri, kalderalar, çökme kalderaları, aşınım kalderaların mantığı. Somma ne demek? Somma ve eski kaldera arasında kalan şu tabana atrio dendiğini, mağar çeşitlerini özellikle tüf halkaları ve tüf konilerinin nasıl ayırt edileceğini, diatramaların birer patlama çukurluğu ama piroklastik malzeme çıkışı yok, hornitoları, volkanik domları, toholitleri, volkanik nekleri, volkan duvarları, şunu unutmayın, bir lav platosundan bahsediyorsa volkanik şekiller arasında mesabüt kornişli vadi yine vardır. Bakın platolar, kornişli vadiler, mesalar, bunlar da lav platolarında, az önce fotoğrafını gösterdiğim lav platolarında olur, neden olmasın. Çünkü lav platoları üst üste birikmiş tüf artı lav, tüf artı bir sert dirençli kaya demek, bir yumuşak kolay aşınabilen kaya demek. Bunların da olduğu arazilere akarsu yerleşince hele yatay yapılı bir sahaysa aynı şekilde kornişli vadiler, mesalar ve platolar oluşturabilir. Bunu da söylemiş olalım. Bunlar pseudovolkanik mi? Hayır hayır. Bu sadece çamur volkanları için, yer altından çıkan çamurun üst üste birikmesiyle oluşan çamur volkanları için onu söylemiştim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. İyi akşamlar.